Merhaba Esen. Merhaba. Çaldığım arazi evi daha bakayım dedim. O yüzden yordum seni buraya kadar, kusura bakma. Önemli değil. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Baban senin geleceğini söyleyince şaşırdım. Sen balayında olmayacak mıydın? Aslında bir iki saate uçağım kalkıyor ama. Yapma ya. Tamam. Usta. Hemen bitirelim bu işi. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. İyice bak insan. İstemediğin bir madde varsa değiştirelim. Bir dakika bir durun bakayım ya. Bu ne acele ya? Azer, ne işin var burada? Babam gönderdi. Araştırma yapmış. Ne araştırması? Piyasa araştırması işte. Bu Rıza bizi kazıklıyor diyor babam. Rıza'nın verdiği fiyatın 3 katı tutuyormuş bizim toprak. Ben babana fiyat vermedim. Tam tersi. Ne bedel biçerse ona vereceğimi söyledim. İşte Aydar Usta burada şahit. Öyle değil mi usta? Doğrudur beyim, doğrudur. Ne yani? Sen şimdi bana yalancı mı diyorsun? Ben senin babanın ne kadar karakterli bir adam olduğundan bahsediyorum. Keşke sen de biraz ona çekseydin. Azer sakin ol biraz. Dur bir babamı ar. Aramaya gerek yok abi babama. Sen bu işe karışma. Biz bunu Rıza ile hallederiz. Azer ne yapmaya çalışıyorsun? Bu iş olmayacak Rıza. Atla atına, bas git benim toprağımdan hadi. Benim işim seninle değil, delikanlı. Babanla. Lafı fazla uzatmaya gerek yok Rıza. Gidin, yoksa fena olur. Azer, sen benimle böyle konuşmaya cesaret ediyorsan... ...sana attığım o tokatın etkisi geçmiş herhalde ha? Hadi bak daha burnun da kanamadı. Defol buradan. Azer yapma! Defol. Azer. Hadi. İyi. Öyle olsun bakalım. Ya ya. Gidelim de ne halleri varsa görsünler. Azer hadi. Rıza! Sağlık. Kız. Hop hemşerim. Durun bakayım nereye? Nereye olacak? Düğüne geldik. İçeri bu halde giremezsiniz. Ne varmış halimizde? Hemşerim, Seyit Bey'in davetlisiyiz biz. Bütün köyü davet etti ya oğlumun düğünü var diye. Ah, köylüler geldi. Ne yapacağız şimdi? Ne oluyor burada? Bunlar Ali Kıran Başkesen midir? Bizi içeri almıyorlar. Kim bunlar Canip? Benim köylümü benim konağıma nasıl almazsın? Bodyguardlığı ne diyorlar beyim? Azer Bey parayla tuttu bunları. Hem düğünlerde şimdi moda. Geçin içeri. Siz de burada durmayın hadi. Ama Seyit Bey. Bak hala konuşuyor ya. Defol. Ne oluyor Canip? Eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz Azer'le? Estağfurullah efendim. Yani Azer emretti diye böyle oldu. Yoksa bana laf mı düşer? Düştüyse bir haber verseydin. Bunda mı akıl edemedi? Oh canım, oh. Yaşlandıkça bir tuhaf olmaya başladın sen.
Sevgili davetliler, bugün buraya çok önemli, aynı zamanda çok hayırlı bir olay için toplanmış bulunuyoruz. Sarıgöl'ün sahibi, beyefendi, sebebi varlığımız Sayın Seyit Barazoğlu'nun pek değerli oğlu İhsan Bey'le İstanbul'dan Dila kızımızın nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Nikah memuru da babamın yalakası çıktı, yine. Kesin baban ayarlamıştır. Baksana nasıl gerine gerine oturuyor. Dışarıdakiler oraya girmek için, içindekiler de dışarı çıkmak için uğraşırlar. Neyse, fazla uzatmıyor. Araştırdık, gördük. Kanunen evlenmenizde bir sakınca olmadığına kanaat getirdik. Sayın İhsan Barazoğlu hiçbir etki altında kalmadan, hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, ölüm sizi ayırıncaya kadar Sayın Dila Yücel'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Dila Yücel, hiçbir etki altında kalmadan, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm sizi ayırana kadar İhsan Barazoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Siz de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Rahmet ve bereketin üzerinize olsun. İkinizi her zaman hayır içinde bir araya getirsin. Diye mi lan bütün bunlar? Bir gün karın olacağımı biliyordum. O zaman beni neden o kadar peşinden koşturdun? Hı? Daha ilk günden dizlerimi titrediğini belli etseydim kolay kız olurdum. Mecburen ağırdan sattım kendimi. Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim. Seviyorum. Sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim.
Canip şu Heda'yı ver. Haydar Usta bugün sizinle görüşmek istiyor beyim. Kim o? Rıza Bey'in kahyası. Ha o. Çağır gelsin. Bugün hacet günü olacak mı beyim? Bugün cuma değil mi? Öyleyse. Ben demem o ki dün düğünde biraz yoruldunuz. Belki bugün dinlenmek istersiniz diye. Köylümün derdini dinlemek beni yormaz Canip. Baş başa, başta Allah'a. Bir gün sana yoruldum dersem, o zaman vur beni. Acelen ne? Özür dilerim. Günaydın demek yok mu? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sizin de baba. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. İhsan'la Dilek'e kalkmadım da. Gerdek gecesinin sabahı be baba. Uyanmaları anormal olurdu. Ne kadar güzel değil mi? Evet. O zaman neden gitmek zorundayız ki? İstanbul'da yaşamak zorunda değiliz. Bu konuyu konuşmuştuk İhsan. Konuşmuştuk biliyorum ama... Bak beni korkutan burası ya da İstanbul'dan uzak olmak değil. Beni korkutan babanla ve kardeşinle aynı evde yaşamak. Özellikle de babanla. Seni tanımasam kibirinden babamı küçümsüyorsun zannedeceğim. Hayır elbette değil. Babam belinde silahı olan, tebaasıyla, köylüleriyle, topraklarıyla koskoca bir bey. Ben sonra çıt kırıldım gelini. Ne var bunda? Yani ne bileyim, bütün bu örfler, adetler, ananeler... İhsan, babam ve ben yan yana geldiğimiz zaman bile komik durmuyor muyuz sence? Yasemin. Buyurun beyim. Şunlara git, seslen de kalksınlar. Hemen beyim. Daha dün evlendiler Seyit Bey. İsterseniz sabah sabah rahatsız etmeyelim. Bizde her şey adet üzeredir Eren Hanım. Ailenin küçükleri büyüklerden sonra sofraya oturamazlar. Anlıyorum ama... Zaten yarın öğleden sonra balayına çıkacaklar. Konağımdayken hiç değilse yanımda olsunlar. İhsan Bey. Evet. Seyit Bey müsaitlerse kahvaltıya insinler dedi. Geliyoruz. Peki sana söz. Bundan sonra bu konuyu açmayacağım. Senle olduktan sonra samanlık seyran olur. Hadi bekletmeyelim baba. Dila kesin kararını verdi mi Eren anne? İstanbul'da mı oturacaklar? Evet Sultan. Çalıştığı hukuk firmasından çok güzel bir ortaklık teklifi aldı. Zaten kariyerini bırakıp buraya yerleşmesi doğru olmazdı. O ne demek o? Burada yaşayanlar mağarada mı yaşıyorlar? Buradakilerin avukata ihtiyacı yok mu? Üstelik İhsan da avukatken. Yani İhsan illa İstanbul, İstanbul diye tutturmuyor mu? Vallahi o damat beyin bileceği iş. Lakin siz de takdir edersiniz ki avukatlık mesleği İstanbul gibi büyük bir şehirde çok daha iyi icra ediliyor. Anlaşıldı. İhsan burada oturmak istiyor ama benim eltim kariyerim kariyerim diye İhsan'ı susturuyor. Esene abim kılıbık çıktı. Özer. Geç kaldı, kusura bakmayın. Günaydın. Teşekkür ederim. Bu suskunluk ne ya? Geç kaldık diye mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Babam İstanbul'da yaşamanızı istemiyordu abi. O yani. Baba?
İstanbul dediğiniz buradan bir saat Seyit Bey. Niye bu kadar büyütüyorsunuz? Evet, hem bütün hayatımız orada. İşimiz, çevremiz, tüm arkadaşlarımız. Arkadaşlıklar gelip geçicidir gelin hanım. Önemli olan ailedir. Aile toprağa benzer. Toprak gibidir. Bize hayat verir. Köklerimizi bir arada sapasağlam tutar. Kralların bile söküp atamayacağı kadar sağlam. Bunun içindir ki insan ailesiz yaşayamaz. En kuvvetli ağacı bile söküp koparsan bir zaman sonra kurur. İnsan da böyle. Ben ölünce yerime İhsan geçecek. Binlerce kişi onun eline bakacak. Ağzından çıkan her sözü kanun belli. Şimdi sen onu alıp götürsen bile bir zaman sonra geri dönecektir buraya. Çünkü kökleri ve toprağı onu bırakmayacak. İstanbul herkesinmiş. Ama Sarıgöl yalnızca ve yalnızca Barazoğullarındır. Anladın mı gelin hanım? Sabah sabah bu kadar nasihat yeter baba. Müsaade edersen güzel eşime dün geceden beri sakladığım düğün hediyesini takdim etmek istiyorum. Düğün hediyesi mi? Gel. Gel hadi. Gözlerim. Artık açabilir miyim? Aç bakalım. Şimdi. Aslında benim de ama artık senin. Adı Aktay. Aktay. Hadi gel bin üstüne. İhsan ben... Gülmeyi bilmem, kendi çok korkarım diyorsun. Korkacak bir şey yok. Öğretirim ben sana. Hadi gel. Öğreteceksin tabii ya. Barazoğullarının gelini ata binmeyi bilmiyormuş dedirtmem ben. Anlaşıldı. Baba oğul ikiniz için de at, avrat, silahtan daha ötesi yok. Babam bir kere öğrenirsen binmeyi çok seversin demek istedim. Ata eğer, eğere er gerek diye boşa dememişler. Boş ver oğlum. Zorla güzellik olmaz. Ha. Siz zaten burada kalmayacaksınız. Bir daha ne zaman görecek de ne zaman ata binecek. Canım çok affedersin. Sen bana kendi atını hediye ettin. Ben saçma sapan konuşup canını sıktım değil mi? Önemli değil. Aktay belki sana buraları sevdirebilirim diye verdi. Ama istemiyorsan... Aşkım ben buraları sevmiyor değilim ki. Ben sadece burada yaşayamam diyorum. Elinde tabancayla kahvaltı masasına oturan bir baba beni tedirgin ediyor. Lütfen sen de bunu anla. Ama o bir bey değil ha. Dostu kadar düşmanları da var. Silahla dolaşması tedbirindendir. Allah korusun ya düşmanlarından biri silahsız olduğunu görüp çekip vurursa? İhsan işte ben de bundan bahsediyorum ya. Böyle bir hayat bana göre değil. Sana göre de olmaz. Dila. Hadi.
İhsan. Hadi. Rıza Bey nasıllar? Afiyettedir inşallah. Hamdolsun, iyidir. Size çok selamları olduğunu iletmemi istedi. Aleykümselam. Ayrıca düğününüze katılamadığı için de özür diledi. Malum yurt dışındaydı. Seyit Bey, ben lafı uzatmadan sebebi ziyaretimi söylemek isterim. Buyurun. Rıza Bey'imiz bir fabrika açmak niyetinde. Süt ve süt ürünleri üzerine. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ancak bu fabrika sadece basit bir fabrika olmayacak. Aynı zamanda geniş bir büyük baş çiftliğinde birlikte kurmak istiyoruz fabrikayla. O yüzden de uzunca bir zamandır böyle elverişli geniş bir arazi arayışındaydık. Ama sonunda bulduk. Öyle mi? Neresi? Sarıgöl'ün kuzeyinde. Dikenli düz mevki. Yani sizin topraklarınız. Rıza Bey'imiz bir sor bakalım dedi. Bu toprakları bana satmayı ister mi Seyit Bey? Eder neyse söylerse pazarlıksız alacağını da ekledi. Barazoğulları. Bugüne kadar ne bir karış toprağını satmıştır, ne de birine vermiştir. Lakin... Evet, lakin... Lakin o kıraç topraklar orada bomboş duruyor, hiçbir işe yaradığı da yok. Rıza Bey bir fabrika kuracakmış, güzel. Fabrika demek, köylüye iş aş demek. Hay Allah razı olsun Seyit Beyciğim. Hay Allah razı olsun. Peki bu araziye kaç para isteriz? Rıza Bey'e 200 bine bıraktım söylersin. Pekala Seyit Bey. Yalnız bir şey daha var. Buyur. Yani Rıza Bey bu işin ivedi olarak hallolmasını istiyor. Eğer siz de müsaitseniz yarın hem para işini hem tapu işlemlerini bitirelim. Ben o işlerden pek anlamam. Bizim oğlan İhsan, malum avukattır bilirsin. Onlar buluşsunlar, halletsinler. Bu dere bizim toprakların. Yani Sarıgöl'ün sınırı kabul edilir. Şu karşı taraf Ekşi Su. Rıza Bey'in toprakları. Hani Azer'in düşmanımız dedi Rıza mı? Evet. Azer onu düşmanımız bellemiştir. Ama ne babamın ne de benim bir düşmanlığımız yok Rıza Bey'e. Keza Rıza Bey'in de bir kötülüğünü görmedik henüz. O zaman Azer niye düşman görüyor Rıza Bey'i? Azer Sultan'la evlenmeden evvel bir vakitler Rıza Bey'in kız kardeşi Fatma'yı kaçırıp konağa getirmiş. Allah Allah. Hı. Peki sen ne yapıyordun bütün bunlar olurken? İstanbul'da senin peşinde koşmakla meşguldüm. Ya hadi cıvıtma da anlat. Rıza da tabii gelip almış kardeşini. Babam hiç sesini çıkarmamış. Çünkü kızın da gönlü yokmuş Azer'de. Ama Azer bu. Rıza Bey'e diklenmiş, küfretmiş. Rıza Bey de bir tokat atmış okkalısından. Babanın yanında hem de. Evet. Ama babam buna da sesini çıkarmamış. Çünkü Azer'in bu tokadı hak ettiğini düşünmüş. Adalet söz konusu olduğunda babam öz evladını bile kayırmaz. Cezası neyse verir. Tıpkı dedem Barazeli gibi. Bu işin bu kadar kolay olacağını rüyamda görsem inanmazdım. Hoşgörün ve adaletin için Rıza Bey adına da, kendi adıma da teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Beylerin buyruğu yoksullara kan ağlatmasın. Tek derdimiz bu dünyada. Sen çok yaşa beyim, çok yaşa.
Güle güle. Rıza'ya selam söyle. Başım gözüm üstüne. Beyim, lafı bana pek düşmez. Ama biraz ucuza bırakmadın mı araziyi? At bitmez, davar gezmez bir yer. Adı üstünde, dikenli düz. 200 bin bile çok oraya. Rıza Bey vakti zamanında bize pek düşmanlık etmiştir. En azından onun karşılığı olarak biraz fazla isteseydin beyim. He? Sözümün üstüne söz söylemek ne haddine senin? Bey buyurur, cellat keser, o kadar. Elbette beyim, elbette. Söyle, hacet odasını hazırlasınlar. Baş üstüne beyim. Babandan bahsederken gözlerim ışıldıyor. Senin içinde de fırsatını bulsa dışarı çıkacak bir Seyit Bey var sanki. Damarlarında varaz halinin Seyit Bey'in kanı dolaşıyorsa kendi yaşamını kendin seçemezsin. Kaderimiz bu bizim. Kader varsa özgür irade denilen bir şey de var aşkım. Mesela baban Seyit Bey topraklarının yarısını köylüsüne verse geri kalanıyla bir ömür rahat yaşar. Ağalığı da, beyliği de elinin tersiyle iter. Bakalım köylü bunu ister mi? İster tabii, niye istemez? Bu topraklarda yaşamadın, görmediğin için bilmiyorsun. Köylü alışmıştır başında bir bey olmasına. Bey olmadan düzen olmaz, düzen olmadan hayat olmaz onlar için. Bu yüzden hepsi beyin adaletine güvenir. Seyit Barazoğlu'nun adaletine. Beyin kayfesi. Geç ver. Ne oldu Zeynel? Buyut burada ağam. Halil mi? Evet. Gel. Eline sağlık Hayriye Hanım. Afiyet olsun beyim. Geçmiş olsun Zeynel. Sağ olasın beyim. Ne oldu yani? Bu vurdu beyim. Öküz oldu, öküz. Çok affedersin. Niye vurdun lan? Gece vakti tarlamdan birinin geçtiğini gördüm. Hırsız zannettim. Meğer bu telesmiş. Ben ne bileyim beyim? Gece vakti insan bir kimsin, nesin diye seslenir de öyle yapar ne yapacaksa beyim. Bu da yüz. Domuza domlama atar gibi. Pasıver de hemen tetiğe. Ses ettim beyim. Etmez miyim hiç? Baktım yüzü de tanıdık gelmiyor. Ben de asıldım tabancama tabii. İhsan ne oluyor burada? Kim bu insanlar? Seyiz. Gel. Onlar hacet günü için gelen köylüler. Hacet günü mü? O ne? Hadi gel bakalım. Pekala. Benden ne istiyorsunuz onu söyleyin. Adalet istiyorum beyim. Bu deyiz yüzünden dünya masraf ettim ben hastaneye. Ya hastane masraflarımı ödesin ya da. Ya da? Ya da hüküm senin beyim. Bilerek yapmadım beyim. Yanlışlıkla oldu. Canip. Buyur. Al şu hedayı. Ver Zeynel'e. Zeynel, şimdi benden adalet istiyorum değil mi? Sen de Halil'i vur. Ama ayağından. Ayağımdan altına öpeyim beyim, yapma. Ben değil, ben değil. Zeynel vuracak. Hadi Zeynel. Al çocuğumu. Lan vursana. Beyim yapma. Allah aşkına yapma. Bilerek vurmadım. Görmedim, yemin ediyorum. Ne olur beyim, bilerek yapma. Lan vursana. Bilerek vurmadım beyim. Lan vur dedim sana. Vur dedim lan. İntikamını aldın mı Zeynel?
Sen ol. Bir daha gece yarısı bilmediğin kimselerin tarlasına girme. Sen de namlunun ucunda kim olduğunu görmeden silahın tetiğine basma. Bazen silahın boşu, dolusundan daha çok işe yarar. Hadi gidelim. Bir şey demeyeyim diyorum ama babam baya mahkeme kurmuş evinde. Bir kere sürekli baban demekten vazgeç. O artık senin de baban. Ayrıca ne yanlışlık var ki insanların sorunları çözmesini ve onlara yardımcı olmasını? İsa, inanmıyorum sana ya. Ciddi misin şu an? Biz boşu boşuna mı okuduk onca yıl? Devletin mahkemesi, savcısı, hakimi varken babam baya hakim ilan etmiş kendini. Bu yaptığının yanlış olduğunu hiç söylemedin mi ona? Söylemedim, söylemem de küçük hanım. Çünkü yaptığının yanlış olduğuna inanmıyorum. Hukuk sadece kalın kalın kitaplarda yazılı yasalardan ibaret değil, insan vicdanının içinde, yaşamın ta kendisinde gizlidir. Aman ne güzel laf İhsan Barazoğlu. Tamam, ben konuşurum babanla. Ne? Sakın ha. Niye? Bu kadar çok mu korkuyorsun ondan? Korkmuyorum tabii de deneme lazım. Şimdi aşkım manasız tartışmaların yarın balayına çıkıyoruz zaten. Peki. Ama ben bu bakışı biliyorum. Kafama koydum, yaparım bakışı bu. Karınızı çok iyi tanıyorsunuz İhsan Bey. Öyle onu her geçen gün daha çok seviyorum. Azer Bey, kayanınız dışarıda. Geldiğini haber vermeni söyledi. Söyle gelsin. Tabii. Azer Bey. Ha Canip. Telefonla anlatamam. Önemli dediğin şey neymiş? Anlat bakalım. Haydar geldi bugün biliyorsun. Haydar? Rıza Bey'in. Kahyası. Bey deme lan şu ite benim yanımda. Rıza dikenli düzü almak istiyormuş. Ne? Rıza dikenli düzü almak istiyormuş. Fabrika yapacakmış. Ne diyorsun lan sen Canip ha? Vallahi öyle Bey. Yangından mal kaçırır gibi alacaklar toprakları. Babam 200 bine hedefi. 200 bin mi? Lan o topraklar su içinde 700-800 bin eder be. Delirdin mi bu adam? Bostan korkuluğu muyuz biz burada? Koskoca Barazoğlu toprağını bize sormadan nasıl satıyor ya bu adam? Hem de o ırzı kırık soysuz Rıza'ya. Gözünün önünde oğlunu tokatlayan o şerefsize öyle mi? Vallahi şaştır kaldım benim. Karar vermeden önce Azer'le İhsan'a bir soralım dedim. Sen sus. Kahyaysa kahyalığını bil dedi. Kızdı bana da. Bir de bilirsin. Baban bir söz verdi mi, dönmez bey. Babam sözünden dönmezse biz de Rıza'yı başka tarafa döndürürüz Canip. Ense kökünü görürse o toprakları görür Rıza. Ben kimseye bir karış toprak vermem Canip. O kadar. Şunları al peşimden gel. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu hacet gün dediğiniz şeyi daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Dilacığım, bu konuyu konuşmuştuk ama. Bırak oğlum konuşsun. Gelin hanım ne kadar inanmasa da
Bu evde de bir demokrasi var yani. Hadi onlar cahil insanlar. Gelip size dertlerini anlatıyorlar. Ama sizin yapmanız gereken onları kanunlara yönlendirmek değil mi? Şimdi demek istiyorsun ki... senden ekmek isteyene fırının yerini tarif et. Adalet isteyene de mahkemeyi gösterdi. Hayır, elbette değil. Siz atalarınızdan böyle görmüşsünüz, böyle öğrenmişsiniz. Buna saygım var. Ancak insan biraz da yaşadığı zamana ayak uydurabilmeli. Siz belinizde silahla geziyor, kendi adaletinizi kendiniz tahsis ediyorsunuz. Bence insan biraz da seçtiği yaşamı... Bizim yaşantımız seni epey rahatsız etmiş ki buradan kaçar gibi balayına çıkıyorsunuz. Afiyet olsun. Ne yaptın? Az biraz Azer Bey'in kulağını çektim bugün. Bak dedim Azer Efendi. Sen ilgilenmezsen baban bugün yarın bu toprakları köylülere bedavaya dağıtacak dedim. Sen de bedavaya akıl dağıt helalime. Niye helalim olurmuş? Ne demek o? 40 yılın kahyasıyı sürdü. Hem Azer benim oğlum sayılır. Ben neden bunca zamandır Seyit Bey'den uzak duruyorum, Azer'e yakın duruyorum sanıyorsun? Niye? Azer bana söz verdi. Beylik babamdan bana geçsin. Değirmenliğin oradaki tarlalar senin dedi. Söz verdi. Ya 40 yılım Seyit Bey'inden bu garip kahyen gördü? Hiç. Koskoca bir hiç. Vallahi bu yeni gelin Seyit Bey'i sonunda katil edecek Hayri abla. Deme de deme. Niye, ne oldu kız? Pek bir zilli, pek bir Charleston be abla. Az evvel beyimizi hacet günü yapıyor diye öyle bir tenkit etti. Laf üstüne laf vurdu ki sorma. Tövbe tövbe. O eceline susamış. Seyit Bey gelin melin dinlemez, çeker vurur vallahi. İstanbul gelini işte. İstanbullu dedin mi orada duracağım bir. Bunun gibi öyle mallar var ki adamın gözünden sürmeyi çeker alır da haberin olmaz. Desene İhsan Bey'in de haberi olmamış. Olmamış tabii. Olsa babasının huyunu suyunu bile bile böyle bir kızla evlenir miydi hiç? Delinmedik, kabağa girer ayo bu kız. Gel hadi abla, iddiasına girelim. Ne iddiası be? Ben diyorum ki İhsan Bey bu kızı bir sene sonra boşar. Bir seneyi görmez ayol. 6 ayı görürse hepsini başına koysun. Ben de derim ki İhsan boşamadan Seyit Bey vurur bunu. Girdik mi iddiasına? Girmedik. Hadi lafı urgan etme de al götür şu tabakları hadi. Yarın sizin uçak kaçta kalkıyordu? 2'de değil mi canım? Evet. Önce İstanbul, sonra Roma. Gitmeden önce yapmanı istediğim bir iş var. Buyur baba. Bizim şu dikenli düzü Rıza Bey'e satmayı düşünüyorum. Ya. Yani iyi. Zaten pek bir işimize yaramıyordu. Ben de aynı kanaatteyim. Rıza Bey oraya fabrika kuracakmış. Fabrika demek köylüye iş aç demek. Yarın Rıza Bey'le buluşup şu satış işini halledersiniz. Tamam baba. Satın tabii, satın. Baba, el birliğiyle yok yere satın topraklarımızı bakalım. Ne de olsa Azer'in sesi çıkmaz. Azer'in ensesine vur, lokmasını al. Değil mi? Yasemin! Rakı getir bana, rakı. Hiçbir şey getirme. Benden sonra sofraya oturup terbiyesizlik ediyorsun, sonra da... Tabii canım, doğru ya. Bu konakta Seyit Ağa'nın izni olmadan yaprak kıpırdayamaz, yaprak. Adamı keserler. Azer, ne oluyor? Şşş, babamla konuşuyorum ben. Babamın attığı taş dediği kuşu vurmuyor karıcığım.
Onu diyorum. Her ağzını açtığında aile de aile diyen sevgili babam, iş paraya pula toprağa gelince dediğim dedik, çaldığım düdük diyor. Öyle mi baba? Azer. Rıza'yı sevmediğini bilirim. Ama bana eski defterleri açtırma. Ben Barazoğullarının beyiyim. Söz de benim, hüküm de benim. Atlar nallanırken kurbağalar ayaklarını uzatmazlar. Biz babalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük, böyle yaşadık. Ben sana satma demiyorum baba. Satarken şu oğlunu da adam yerine koyup bir sor diyorum. Yalandan da olsa bir sor. Göstermelik de olsa bir sor ya. Hazır. Yeter bu kadar. Niye yeter abi? Niye yeter? O Rıza şerefsizi bana tokat atarken babam susup oturdu. Şimdi aynı şerefsize topraklarımız satılırken benim susup oturmam mı bekleniyor? Öyle mi? Öyle olsun baba. Senin de dediğin gibi atlar nallanırken benim gibi kurbağalar susup otursun. Ama şunu iyi bil Seyit ağam. Bugün bana attığın bu kazık var ya, yarın döner, dolaşır, gelir. Kesin lan! Köpek miyim lan ben bu konakta? Lan ben önüme ne kemik atılırsa kemirmek zorunda mıyım? Sakin ol. Ne sakin ol? Ben bugüne kadar bu konakta kimin tavuğuna kış demişim? Kimin etlisine sütlüsüne karışmışım? Sultan ben. İhsan yüzünden eğer birazcık senin arkanda durabilse, birazcık babana hayır demeyi bilse, bak bakalım baban buralardan bir karış toprak satabiliyor mu? Ya kızım sen ne konuşup duruyorsun ya? Babamın sözünden çıkmıyor diye iyi evlat oluyor ya o hıyar. Senin ayaklarını yıkasın da suyunu içsin o baban. Elin zillisini karı diye aldı. Şimdi sözünden çıkamıyor İhsan efendi. Ya daha dün evlendiler, bugün bu konakta oturman diye tutturdu hanımefendi. Bana ne lan? Bana ne? Benim dalgama kimse taş atmayacak. Ben o Rıza şerefsizine karış toprak vermem sultan. O Rıza Bey sana niye tokat attı Azer? Ben şimdi burada oturup sana bunu mu anlatacağım sultan ha? Azer! Ya yine böyle bir mevzu oldu. Benim de ağzımın ayarı yok biliyorsun. Ağzıma geleni söyledim. O da vurdu. Şerefsiz. Ne zaman oldu bu? Benim hiç haberim yok. Kızım biz evlenmeden... Hayrola Sultan Hanım? Neyin sorgu suali bu? Ne iş? Ha? Hiç. Hiç. Odaya gidelim mi? Keşke dilimi tutsaydım da konuşmasaydım o kadar. Babam biraz öncesinde de bana kızgın olduğu için attı o tokadı Azer'e. Boş ver. Onlar Azer'le hep böyledirler. Birinin hak dediğine öbürü kara demeye bayılır. Keşke annen hayatta olsaymış. Neden? E Azer de sen de söz büyüğün, sus küçüğün diye yetiştirilmişsiniz de ondan. E'si? Babanın katılığı Azer'i saldırgan, seni de biraz çekingen yapmış. Oysa annen hayatta olsaydı, babanın otoritesi biraz da olsa kırılacaktı. Neyse sen şimdi bırak bizim ailenin psikolojisini falan çıkarmayı da, balayımızda Roma'da neler yapacağımızı düşün bakalım. Oo, ben onu çoktan planladım bile. Bak sen. Thank you.
Aşkım yetişebilecek misin? Şşt, sakin. Sen meraklanma canım. Havaalanında bavulları alıp bizi bekle. Ben geliyorum, 2 saate sürmez işim. Bak ne olur geç kalma. Yoksa yarına kalırız. Meraklanma. Tamam. Selamünaleyküm Haydar Usta. Aleykümselam İhsan Bey. Aleykümselam. Hayırlı uğurlu olsun. Evlenmişsin. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin amin. Rıza Bey yok mu? Araziyi dolaşmaya çıktı. Birazdan gelir. Artık Allah'a ısmarladık demenin zamanı geldi Seyit Bey. İlla çocukların gelmesini beklemeyin. Canınız ne zaman sıkılırsa atlayın bir uçağa gelin. Bu evde artık sizin sayılır. Siz de İstanbul'a gelin. Artık sizin de İstanbul'da bir eviniz var. İyi yolculuklar Eren anne. Teşekkür ederim. Anne. Efendim? Her şey tamam değil mi? Bir şey unutmadık. Hayır canım unutmadık. Güle güle Eltim. Unutma bizi oralarda. Ara mutlaka tamam mı? Tamam söz. Hoşça kalın, teşekkürler. Oğluma iyi bak gelin. Bakacağım. Gözünüz arkada kalmasın. Tamam. İyi olacak. Kocan nerede? Bilmem. Ha işte geliyor bak. Merhaba Esen. Merhaba. Çaldım Arazi'ye bir daha bakayım dedim. O yüzden yordum seni buraya kadar, kusura bakma. Önemli değil. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Baban senin geleceğini söyleyince şaşırdım. Sen balayında olmayacak mıydın? Aslında bir 2 saate uçağım kalkıyor ama. Yapma ya. Tamam. Usta. Hemen bitirelim bu işi. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. İyice bak İhsan. İstemediğin bir madde varsa değiştirelim. Bir dakika bir durun bakayım ya. Bu ne acele ya? Hazer, ne işin var burada? Babam gönderdi. Araştırma yapmış. Ne araştırması? Piyasa araştırması işte. Bu Rıza bizi kazıklıyor diyor babam. Rıza'nın verdiği fiyatın 3 katı tutuyormuş bizim toprak. Ben babana fiyat vermedim. Tam tersi. Ne bedel biçerse ona vereceğimi söyledi. İşte Haydar Usta burada şahit. Öyle değil mi usta? Doğrudur beyim, doğru. Ne yani? Sen şimdi bana yalancı mı diyorsun? Ben senin babanın ne kadar karakterli bir adam olduğundan bahsediyorum.
Keşke sen de biraz ona çekseydin. Azer sakin ol biraz. Dur bir babamı arayayım. Aramaya gerek yok abi babama. Sen bu işe karışma. Biz bunu Rıza ile hallederiz. Azer ne yapmaya çalışıyorsun? Bu iş olmayacak Rıza. Atla atına. Bas git benim toprağımdan hadi. Benim işim seninle değil delikanlı. Babanla. Lafı fazla uzatmaya gerek yok Rıza. Gidin. Yoksa fena olur. Azer. Sen bende böyle konuşmaya cesaret ediyorsan... ...sana attığım o tokatın etkisi geçmiş herhalde ha? Hadi bak daha burnun da kanamadı. Defol buradan. Azer yapma! Defol. Azer! Hadi. İyi. Böyle olsun bakalım. Ya ya. Gidelim de. Ne halleri varsa görsünler. Azer hadi. Rıza! Azer! Abi! 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 Gel! Rıza abi gel! Sa Hüsan! Abi! Hüsan! Gel! Hüsan! Abi! 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 Gir arabaya. Lan Rıza! Kaçıyorlar lan! Lan Rıza! 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 Nadir, veteriner geldin bugün. Öğleden sonra ağam. İyi, gelince bana haber ver. Hacat odasını alsınlar, konuşacağım onunla. Tamam ağam. Nasıl oldu Azer? Ateş açtı üstümüze. Mürvet! Mürvet çabuk dur ben doktor masanı çağırırım. Nasıl oldu söyle anlat. Allah'a cevap anlatın. Açmıyor. Anne yetişemeyecek. Yetişir kızım belki at üstündedir duymuyordur. Bir daha ara. Hı-hı. Thank you.
İki hafta içinde tamamen iyileşir. Geçmiş olsun. Sağ olun Mazhar Bey. Ellerinize sağlık. Versin. Haydar Usta, Doktor Bey'le ilgilen. Mazhar Bey. Buyur. Bu kurşun yarası sen, ben ve Allah arasında kalacak. Değil mi Doktor Bey? Elbette. Tekrar geçmiş olsun. Sormayacak mısın? Abimi kimin öldürdüğünü sormayacak mısın baba? Kim öldürdü? Rıza. Rıza öldürdü abimi. Anlat hadi abi. Niye burada o kahpedörü azar seni? Anlatacak bir şey yok. Nasıl yok? Sen oraya İhsan'la anlaşmaya gitmedin mi? Rıza, Allah aşkına konuşsana. Sana pusu mu kurdular yoksa? Pusu falan kurmadılar. Tam anlaşmak üzereydik. Azar geldi. İkinizin ne iş vardı orada? Abim aradı beni baba. Havalimanına yetişemeyeceğim. Otel işini sen hallet deyince... ben de Canip'le beraber oraya gittim. Sonra? Biz gittiğimizde... abim Rıza ile konuşuyordu. Rıza, senin verdiğin fiyatı fazla bulmuş. İndirin bu fiyatı deyince, abim yapamam. Babama bir söz verdim dedi. Rıza da bunun üzerine küfür etmeye başladı. Sabrımı taşırma. Çık git buradan, yoksa kötü olacak dedi Azar. Terbiyesizlik yaptı. Benim de sinirlerim karıncalanmaya başladı. Kahpedeli vay. Ben de benimle böyle konuşmaya cesaret edebiliyorsan... o yediğin tokatın etkisi geçmiş Azar ha dedim. Sonra bir ara gitme yerden de. Birdenbire silahla davrandı. Abim, seni bey bildik, ayağına kadar geldik. Ama sen ciğeri beş para etmez adamın tekiymişsin deyince... Rıza... Rıza silahını çekti. Abim vurdu. Doğru mu bunlar hikaye ya? Doğru ağam. Helazer Bey tabancasını çekip Rıza'yı kolundan yaralamış olmazsa belki de bugün oğullarınızdan ikisi birden Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olacaktı. Aslında ben kendimi korumak için Azer'e ateş ettim. Ama İhsan... Çıkın dışarı!
Ahisar. Haydar Kahya. Buyurun Melike Hanım. Çabuk Mehmet'i bul bana. Bu yanaşma Hacer'in Mehmet'in mi? Evet onu. Çabuk bul getir buraya. Melike, aklıma gelen şeyi mi yapacaksın yoksa? Neymiş aklına gelen? Mehmet'in gidip İhsan'ı ben öldürdüm diye teslim olması. İnna lillahi ve inna ileyhi recun. Önce İhsan'ı defnedeceğiz. Elbette baba da Rıza, Rıza'yı ne yapacağız baba? Önce İhsan. Baba, baba. Lan Canip, ne yapacağız, nasıl yapacağız ben bulamıyorum. Bu Rıza gidip teslim olmasın, ha? Jandarmaya yalan yanlış şeyler anlatmasın. Nefsi müdafaa falan demesin. Jandarmaya Rıza'yı biz ihbar edelim. Ne? İşimizi şansa bırakmayalım beyim. Öldürülen kişi bizim aileden. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Hem jandarma yarın öbür gün gelip niye şikayette bulunmadınız derse. Gerçi Seyit Bey'imizin tavrı da henüz belli değilken. Canip, ben Rıza'yı içeri tıktırmak değil, gebertmek istiyorum. He de önce şu ıvır zıvır işleri bir yoluna koyalım. Sonra onun da bir yolunu yordamını buluruz. Hmm. Gel benimle. Hayırdır Mustafa? Beyim arabayı istedi hanımım. Rıza, niye kalktın oğlum? Gitmem lazım hanım. Nereye? Jandarma karakoluna. Niye? Teslim olmaya mı? Evet. Burada böyle hiçbir şey olmamış gibi oturamıyorum. Ben o işi hallettim. Hiçbir yere gitmen gerekmiyor. Ne demek ben o işi hallettim? Ben hallettim diyorsam kurcalama gelirsin. Bizim yanaşma Hacer'in oğlu Mehmet vurdu İhsan'ı. Ne? Kasabada karşılaşmışlar. İhsan buna küfretmiş. O da delikanlı çocuk tabii. Kanına dokunmuş. Kinlenmiş. Çekmiş vurmuş silahı. Anne sen neler söylediğin farkında mısın? Şu anda kelimesi kelimesini aynen böyle ifade veriyor Mehmet. Elinde senin İhsan'ı vurduğun tabanca ile birlikte gidip teslim oldu. Olmaz anne. Olmaz. O Azerit'ini biraz tanıyorsan senin hapusa girmeni istemez. Kendi düşer peşine. Aklınca intikamını kendi alacaktır. Benim hayatımı böyle mi kurtaracaksın anne? Ufacık bir çocuğun hayatını karartarak mı yapacaksın onu? Oğlanın yaşı küçük.
Bir iki sene yatar çıkar. Sonra ona kocaman bir tarla verdim. Bu işte böylece kapanır gider. Olmaz anne. Olmaz. Rıza. Efendim? Sen bu evin direğisin. Köylünün beyisin. Yüzlerce boğaz sana bakıyor. Sen gidersen biz ne yaparız hiç düşündün mü? Ha? Başsız beysiz ne yaparız hiç düşündün mü? Kazara birini vurdun diye koskoca Selamoğlu beyini kimse mapusa atamaz. Sakın vicdanına yenik düşme. İşte o kadar. Azera. Başın sağ olsun Azer Bey. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Siz olayı anlatıp suç duyurusunda bulunmaya geldiniz ama... abinizi öldüren şahıs sizden az evvel gelerek karakolumuza teslim oldu. Buyurun. İşte burada. Her şeyi itiraf etti. Ama olayın ifadesinde anlattığı gibi gerçekleştiğini sizin de onaylamanız ve şahsa teşhis etmeniz gerekiyor. İhsan Uğran bu muydu? He. Bu komutanım. Ta kendisi. Alo. Azerler çocuğu bozmamış. Yani bu demek oluyor ki Rıza Bey'imizin peşine düşecek Barazoğullar. Thank you.
Kadir. Buyur ağam. Sefa Tay'ı hazırla. Nereye? Rıza'ya haber sal. Yağmurdan sonra dikenli düzde bekliyorum onu. Niye? Konuşacağım. Neyi? Olanları konuşacağım. Ya baba sen bana inanmıyor musun? Güvenmiyor musun bana? Babandan bahsederken gözlerim ışıldıyor. Senin içinde de fırsatını bulsa dışarı çıkacak bir Seyit Bey var sanki. Damarlarında vara sahibinin Seyit Bey'in kanı dolaşıyorsa kendi yaşamını kendin seçemez. Kaderimiz bu bizim. Yeter artık oğlum. Ölenle ölünmüyor. Abi evet. İhsan o aptal kardeşinin cezasını canıyla ödedi diye kendini bu kadar üzmene, harap etmene lüzum yok. Efendim. Tamam, geleceğim. Geleceğim. Kim geldi? Seyit Bey. Yağmur dindikten sonra beni dikenli düzde bekliyormuş. Gitmeyeceksin değil mi? Gideceğim. Rıza, iple çuvala girilmez oğlum. Gidersen seni vururlar, öldürürler, anlamıyor musun? Toprakları almak istediğini söylediğin günden beri seni öldürmeye çalışıyorlar. Anlamıyor musun abi? Gittin dikenli düze, pusu kurmaya kalktılar. Olmadı yine çağırıyorlar. Ya yeter, sus! Bana ya da aileme en ufak bir düşmanlıklarını sezmiş olsaydım o Barazoğullarının bir tanesinin gözünün yaşına bakmazdım. Tamam mı? Ben onurlu bir bey olarak Seyit Bey'in karşısına çıkacağım. Ve onun adaleti neyi emrediyorsa ona razı geleceğim. Bu kadar. Bitti. Oğlumu sen mi vurdun? Evet. Neden? Kazayla oldu. Kaza mı? İhsan'la anlaşmak üzereydik. Azer geldi.
anlaşmayı bozmaya çalıştı, diklendi bana. Azer defol git, kan çıkmasın dedim. Dinlemedi. Silahını çekti. İkimiz aynı anda ateş ettik. İhsan Azer'in üstüne atladı. Ateş etmesini engellemek için. Olan budur Seyit Bey. Ben Azer'e ateş ettim. Ama İhsan öldü. Beysin. Kuvvetlisin. Senin kuvvetine dayanamayan adalet aciz. Adaletine dayanmayan kuvvet zalimdir. Gereğini düşün. Cezamı kes. Ben de Rıza Bey'im Seyit Bey. Senin adaletine razıyım. Buradayım. Neden de olsa bir adamın canına kıydım. Bu günahı ölünceye kadar içinde taşıyasın. Aklına geldikçe vicdanın sana bu alçaklığı fısıldasın. Fısıldadıkça da azabın artsın. Hayatının zehri olsun. Annen arıyor. Anne yine ne var ya? Anne nasılsın? Hah Metin. Oğlum bir an evvel buraya gelmen lazım. Bilsen neler oldu neler. Hayırdır ne oldu? Rıza'yı vurdular. Ne? Abimi mi vurdular? Abi deme şuna ya. Abin değil o senin. Üvey kardeşin. Melike karısının oğlu o. Anne adamı çıldırtma da söyle. Ne oldu abime? Bir şey olduğu yok korkma. Kurşun sıyırıp geçmiş. İyi yani. İyi iyi. Bir saniye bekle bir saniye. Nasıl vurulmuş abim? Barazoğullarıyla toprak meselesi yüzünden kapışmışlar. Ya otursun oturduğu yerde ya. Bıraksın kovboyculuk oynamayı. Ya neyse ne. Sen bir an evvel atla buraya gel. Neden? Neden mi? Metin ya sen beni çıldırtacaksın sonunda. Oğlum bak Selimoğulları dendi mi aklı sadece Rıza geliyor. Neden? Çünkü sen İstanbullarda gezip tozmaktan başka bir şey yapmıyorsun da ondan. Hızlı yaşa genç ol anne. Benim felsefem budur biliyorsun sen. Hay senin felsefen batsın ya. Oğlum biraz adam ol. Aklını başına devşir. Sorumluluk alabileceğini göster. Bak,
Ben bu evde bir tek sana güveniyorum. Sen yokken bu Melike karısı beni çok eziyor. Hep kuma olduğumu yüzüme vuruyor. Anne, kumalık mı kaldı bu zamanda ya? Bak, babam öldü. Bu ev Melike'nin olduğu kadar senin de evin. Bıraksın artık bu lafları canım. Neyse ne, hadi. Sen geliyor musun, gelmiyor musun onu söyle. Tamam, tamam, geliyorum. Hadi kapat, sonra görüşürüz. Tamam oğlum, bekliyorum. Ya. Ne oldu aşkım, abin iyi miymiş? İyi, iyi. Annemin abartmaları işte. Melike'li ikisi bir gün beni delirtecek ama... Senin de işin zor be aşkım. Bir evde iki anne. Ben bir tanesiyle daralıyorum. Sen ikisini birden nasıl idare ediyorsun Allah aşkına? Babam Hasan Bey sağken ikisiyle de çok güzel idare ederdi. Ama ölünce resmen meydan savaşı başladı. Ah Hasan Bey, ah. Sen de babana çekip üstüme kuma falan getirmeye kalkmayacaksın herhalde şekerim, değil mi? Zevzekliği bırak da hazırlan. Memlekete gidiyoruz. Kaptan! Hop! Kaptan! Gidiyoruz sahile. Hadi sahil. Sonuç olarak Rıza İhsan'ı kazayla öldürmüş. Sen ona ateş edince o da kendini korumak istemiş. Yani sen de buna inandın öyle mi baba? Bana, öz oğluna inanmadın, o Rıza şerefsizine inandın öyle mi baba ha? Ona gerçekten inansaydım, sen böyle benim karşıma geçip bana hesap sorabilir miydin? Böyle bağırıp çağırabilir miydin? Ha? Takaya! Şimdilik Rıza'ya kimse dokunmayacak. Eğer içinizden birinin onun peşine gittiğini görürsem veya duyarsam vay halde. Ne yani? Abimin katili elini kolunu sallayarak dolaşacak. Koskoca Barazoğullarından kimse ona dokunmayacak öyle mi baba? Kusura kalma ama bu beyliği yönetmekten aciz kalıyorsun ha. Keser lan! Utanmazlar! Hala iktidar kavgası mı yapıyorsunuz? El birliğiyle öldürdünüz İhsan'ımı. Belinize silahla gezmeyi erkeklik sanıyorsunuz. İşte silahla sağladığınız erkekliğin bedeli. Üstünde başınıza koyun erkekliğinizi. Lafını bil de konuş yenge hanım. Abim o puşt Rıza öldürdü, tamam mı? Hadi babam anlamıyor, bari sen anla. Rıza Ahmet şu bu. Tetiği kimin sıktığının ne önemi var ha? Vallahi sizin için bir önemi olmayabilir ama Rıza sıktı. Onun yerine de el kadar Sabiye aldılar içeri. Ben de buna göz yumdum. Niye biliyor musunuz? Ben kendi ellerimle öldüreceğim o Rıza'yı. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Kanı kanla yıkamayacaksın. Son sözüm bu. Öyle mi Seyit ağam? O zaman rahmetli abimin biricik eşine soralım. Bakalım o ne diyecek. Dila Hanım. Bu Rıza Selamoğlu abimi gözümün önünde vurup öldürdü. Anladın mı? Şimdi ben sana soruyorum. Rıza'nın bir köşeye kıstırılıp öldürülmesini mi istersin? Yoksa sen de babam gibi bu olayın bir kaza olduğu hikayesine inanmayı mı? Hangisine? Ha Dila Hanım? Hangisine? İhsan'ım gittikten sonra bir değil bin cana kıyılmış ne önemi var? İstanbul'a dönüyorum ben. Kaçıyorsun yani. Kaç kaç. Senin gibi şehirli kızlara da bu yakışır zaten. Aferin. Dur. Sana git de diyemem. Kal da diyemem. Ama velakin gitsen de kalsan da sen artık benim kızımsın. Gelinimsin. Sen artık bir baraz oğlusun. Bu konak Sevin evin, barkın. Sarıgöl senin toprağın. Dünyanın öbür ucuna da gitsen, bunu sakın aklından çıkarma. Rıza!
Kapıya fazladan iki adam daha koydum. Kadife Tepe'de sürekli bir gözcü olsun Haydar. Merak etme. Buraya yaklaşmayı bile cesaret edemezler. O Azerit'in de deli cesareti vardır. Biz eşeği sağlam kaza bağlayalım da. Mustafa. Buyur beyim. Öndeki yalan suyu değiştir. Tamam beyim. Rıza. Efendim hanım. Oğlum iyi uyuyabildin mi? Uyudum hanım. Nereye? Dolaşacağım biraz. Rıza ne dolaşması? O Barazoğulları al... Ne diyeceğini biliyorum. Allah aşkına tamam. Dolaşacağım dedim, dolaşırım işte.
Geldik hayatım. Oğlum hoş geldin. Biz evladım benim. Ver elini öpeyim. Hoş geldin kızım. Gel canım. Geldi boş gezenin boş kalfası. Anne başlama öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber kız? Hoş geldin Metin abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz küçük bey. Hoş bulduk Mürvetciğim. Sen de hoş geldin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Şevval'di değil mi? Hülya. Hadi geçelim artık içeriye. Şevval kim? Kimsiniz siz? Burası neresi? Hanımefendi merak etmeyin. Güvendesiniz. Attan düşmüşsünüz. Ben sizi buldum, kulübeme taşıdım. Atın nerede? Arkanızda. Bence acele etmeyin. Biraz daha dinlenin. Gerçekten güvendesiniz. Rahat olun. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Lütfen bir etrafınıza bakın. Bence buralar bir bayan için çok tekin yerler değil. Bir daha tek başınıza dolaşmayın. Başımın çaresine bakabilirim, sağ ol. Tamam, peki. Ben sizi daha önce buralarda görmedim. O yüzden sizi uyarmak istedim. İyi, bundan sonra görürsünüz o zaman. Buralarda ev falan mı aldınız ya da çiftlik? Hayır. Barazoğullarının geliniyim ben. Ben Barazoğullarının çoğunu tanırım. Ama sizi tanıyamadım. Rahmetli İhsan Barazoğlu'nun eşiyim. Adım Dila.